Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Malum haliniz Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerini hasber ediyorduk. Onun hayatından bahsediyorduk sizlere. Hakikaten yaşamış olduğu dönem itibariyle ilk programımızdan beri söylemiş olduğumuz gibi Avrupa'nın en çok güçlenmiş olduğu zamanı yaşıyordu kendi devrinde. Ee, İmparator Şerken e, hiç şüphesiz bütün Avrupa'nın Fransa hariç ki Fransa'yı da aslında Pavia Savaşı neticesinde etkisi altına almayı başarmıştı aslında. Ee, Fransa evet bir devlet statüsündeydi fakat Osmanlı'nın desteği olmaksızın hiçbir hükmü yoktu artık. E, yani dünya coğrafyasında. Dolayısıyla e, Şerken'in mutlak olarak Avrupa e, imparatorluklarını tek çatı altına topladığı söylenilebilir ve düşünülebilir. İş bu şekilde olunca. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin tabi tarihinde oynamış olduğu rol daha bir ciddiyete biniyor. Çünkü e, daha evvel de bahsetmiş olduğumuz gibi Endülüs malumunuz ikinci e, 2. Bayezid Han Hazretleri döneminde e, ciddi bir anlamda sıkıntılı bir hususiyet söz konusu olmak vesilesiyle İzabel'in yani Şarkel'in büyük annesi olan İzabel'in tazikleriyle beraber e, yerle bir edilmiş ve bölgedeki bütün Müslümanlar kılıç ve vaftiz arasında serbest bırakılmıştı. E, bu demek oluyor ki ya Hristiyan olacaksınız teklifi yapıldı onlara ya da e, katledilecek, öldürüleceksiniz. E, bunu bir takım farklı dine mensup olan kimseler başarabildiler, gizlemeyi başarabildiler. Fakat din mübini İslam çerçevesi içerisinde yaşayan insanlar da münafıklık e, tabiri caizse şeyi barınamadığı için yani düşünün ki e, Engizisyon mahkemeleri kararıyla beraber o dönem yapılmış olan e, hane hane dolaşıyorlardı. Endülüs'ün yıkılmasıyla hemen dolaplarını açıyor. Bakıyorlardı içki var mı? Domuz eti var mı? Yiyorlar mı? Abdest alameti emaresi bir şeyler var mı? Dolayısıyla yani bu kadar ciddi taziklerle beraber e, Müslümanları ya Hristiyanlığa zorladılar ya da e, kılıçla muhayyer bıraklar Yani ya öleceksiniz ya Hristiyan olacaksınız. Tabi 2. Bayezid Han Hazretleri Cem Sultan'ın esareti vesilesiyle sadece bölgeden Müslümanları gemi gemi kaçırmakla e, ve kendi coğrafyasında e, bir takım güvenli memleketlere limanlara taşımakla beraber e, yapabildiği aslında e, elinden gelebilen en iyisini yapmaya gayret etti. 2. Bayezid dönemi sonrasında malumunuz 8 seneye Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ki daha önce anlatmıştık onu sizlere e, bir başka videomuzda. Ee, onun döneminde biraz daha doğu dizginlenmiş oldu. Dolayısıyla e, Mekke, Medine başta olmak üzere e, doğuda bulunan coğrafya e, muhafaza altına, korunma altına alınmış oldu. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri zamanına gelindiğinde ise Avrupa'da artık Müslüman kimliği bulunmadığı için İzabel ve sonrasında Avrupa tam bir Hristiyanlık çatısı altında buluşmaya başladılar. Bununla beraber şerken daha önce de anlatmış olduğumuz gibi veraset yoluyla kendi üzerine yüklenmiş olan krallıklarının her birini üzerinde taşımak suretiyle de Avrupa'yı tek çatı altında toplamış oldu. Bu ciddi ve büyük bir tehlikedir aslında. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ömrü boyunca e, olmasını istemediği, bu noktada ciddi bir alamda çaba gösterdiğini gördüğümüz hususlardan birisiydi fakat gerçekleşti. Yalnız e, Mevla Teala'nın kaderi ilahisi tecelli edecek ya, bu cenahta ise yani Müslümanların başında ise Emirül müminin sıfatıyla Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri bulunuyordu. Tek başınaydı. E, hemen hemen hiçbir Müslüman devletin desteği yoktu kendisine. Çünkü kendisine destek verecek Müslüman devletlerin hepsi de e, tabiri caizse korunmaya muhtaç haldeydi. Bir tanesi hariç e, Safeviler dönemin İran e, coğrafyası. Fakat ömürleri boyunca, tarihleri boyunca bir tane Müslüman devlete destekleri söz konusu değildir. Böylece bir devletten bahsediyoruz. Onun dışında e, aynı zamanda Safevilerin e, Müslümanları sürekli sırtından vurduğunu da görmek e, mümkün oluyor. Bağdat'taki e, hilafet merkezini defaatle kuşatmışlardı tarihlerinde hatırlayınız. Onun dışında Haçlı seferleri düzenleyen Hristiyanlara karşı bir kere e, tabiri caizse tampon e, görevi üstlenmemişlerdir. E, bugün mavera Nehir coğrafyasında dediğimiz Büyük Selçuklu dahi e, Kendileri için tehlikeli olan bölgelere gelip Hristiyanlara tabiri caizse Müslümanlar nazarıyla bir kalkan vazifesi görebilmek için vazife üstlenmiş olmalarını görmekle beraber bunu kat'i suretle Şialarda yani İran coğrafyasında yani Safevilerde görebilmek mümkün değil. Halbuki işin temeline indiğiniz zaman da devletin asli itibariyle Türk olduğunu da görebilmek mümkün. Yani hem Türk hanedanıydılar... Hem Müslümandılar, sözüm ona Müslümandılar. Dolayısıyla dünya tarihi boyunca var oldukları coğrafyada din-i din İslam'ın lehine hiçbir harekette ve hiçbir harekatta bulunmamış olduklarını görebilmek mümkün. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri işte bu iki sıkıntılı coğrafyanın tam ortasına denk gelmiş olan devlet sınırlarıyla beraber kendisine destek verecek her devletin de aynı zamanda kendi boyunduruluğu altında yani kendi koruması ve güvencesi altında bulunabilecek kapasitede olan devletleri göz önünde bulundurursak kanuninin asıl değerini, asıl kıymetini ve nasıl bir güce sahip olduğunu görebilmek mümkün oluyor. Tabi bir önceki sohbetimizde sizlerle beraber Macaristan'ın malumunuz fethini konuşmuştuk. Bununla beraber Mohaç Meydan Muharebesi'ni konuşmuştuk. Bu Mohaç Meydan Muharebesi öyle kırılma noktasıdır ki Şarke'nin ve Ferdinand'ın ki iki kardeşti bunlar daha önce anlatmıştık sizlere. Bu ikisinin e, kat'i suretle ömürleri boyunca yani ölene kadar ikisinin de Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin karşısına çıkamama korkularını tetiklemiştir. Bu çok önemli. Çünkü bu zamana kadar Avrupa orduları dünyanın en büyük orduları olarak görülüyor ve herkes tarafından korkuyla karşılanıyor. Yani herkes tir, tir titriyor onların ismi dahi geçse Öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Fakat Kanuni'nin Macar İmparatorluğu'nu yani dünyanın en büyük kara ordusuna sahip imparatorluğu bir buçuk saatte yerle bir etmesi vesilesiyle dünya kamuoyunda şöyle bir şey oluştu bir dakika. Avrupalılar hakikaten görüldüğü kadar veya bize lens edildiği kadar güçlü, muktedir bir devlet değil. Bakınız Osmanlı İmparatorluğu tek başına hiç kimseden yardım almaksızın geldiler Dünyanın en büyük kara ordusunu bir buçuk saatte yenebildiler. Kanuni'nin de istediği buydu aslında. Bu insanlar korkulacak insanlar değil. Dolayısıyla her bir Müslüman bunlara rahat bir şekilde mukavemet gösterebilir. Fakat şöylesi bir hususiyet söz konusu oldu. Kanuni devrine baktığımızda iki husus e, görülebilir burada. Birincisi e, Kanuni'nin Avrupa seferleri ki çok önemlidir bunlar. Avrupa'yı dizginlemiştir, e, ciddi bir anlamda pasivize etmiştir. Bunu bu sohbetimizde işleyeceğiz. Daha sonraki sohbetimizde Doğu kanadını işleyeceğiz sizlerle beraber ve Doğu'yu nasıl e, dizginlediğini, onları nasıl e, tabirca ise e, ekarte ettiğini e, gözler önüne serebilmeye gayret edeceğiz. E, ve neticede Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin Dünya mefkûresinde nasıl bir ehemmiyete ve yere sahip olduğunu sizlerle beraber hasbel etmiş olacağız. Daha sonra da Kanuni'nin vefatıyla beraber inşallah programımızda hitame erdirmiş olacağız. Tabi burada şöyle bir hususiyet var. Macar İmparatorluğu değiştikten sonra Kanuni daha evvelki sohbetimizde de söylemiş olduğumuz gibi toprak ailesinde değildi. Yani devletin topraklarını genişletelim. Coğrafyamız daha da bir bereketlensin, daha da bir geniş sınırlara Ulaşsın derdinde değildi. Buradaki asıl mesele insanlara din mübini İslam'ı e, ulaştırabilmek. Bununla insanları yani din mübini İslam'la insanları tanıştırabilmekti. Dolayısıyla e, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri de Macar İmparatorluğu ile yapmış olduğu Mohaç Meydan Muharebesini kazandıktan sonra e, bu dini kati suretle kendi topraklarına katmıyor bir başka imparator seçiyordu. Daha sonra Zapolya dediğimiz bu imparatoru seçiyor fakat Almanya imparatoru Ferdinand hatırlarsanız daha önceki imparator yani Macar imparatoru Lajos'un şöyle bir hususiyetinden bahsetmiştik. Şarken ve Ferdinand'ın kız kardeşini kendisi almıştı gelin olarak kendi kız kardeşini de Ferdinand ile evlendirmişti. Yani Şarken'in kardeşi ki Şarken'den sonra da tahta geçecek olan şahıstır o dolayısıyla bu evlilik bağları münasebetiyle Ferdinand dedi ki Macar imparatorları yani bu din benim hakkımdır. Macar krallığı benim hakkımdır. Aynı abisinin bütün Avrupa krallıklarını veraset sistemiyle kendi üzerine topladığı gibi işte e, falanca yerin kralı dedesiydi, diğer yerin kralı, kralı e, babaannesiydi. Onların hepsini nasıl üstüne topladıysa ben de Macar imparatorluğunu bu şekilde hak ediyorum. Bu benim hakkımdır diye bir iddia ile ortaya çıkıyor ve sürekli bu dine e, seferler düzenliyor. Bu dini kuşatıyordu. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın hazretleri de Zapolyo'da ciddi bağlamda bu dirayeti göremiyor. Çünkü bazı komutanlar yani daha evvelki o Macar İmparatorluğuna ait bazı komutanlar Ferdinand'ın yerini tutuyor, hala Şerkel'den korkuyorlar. Onun dışında bir kısmı ise Zapolya'ya destek verebiliyorlardı. Kanuni'nin evet bu ciddi gücünü herkes görmüş, dolayısıyla boyun eğmişlerdi. Fakat hala Almanya İmparatoru'ndan çekiniyorlar, korkuyorlardı. Çünkü Almanya İmparatoru sahada nasıl olacak, savaş ortamında nasıl bir tutum sergileyecek, bunu görebilmek, kestirebilmek onlar için henüz mümkün değildi. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri derhal bir karar almakla beraber Alman seferine karar veriyor ve Alman seferine hazırlanıyorlar. Bununla beraber iki defa bir Alman seferi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi birinci Viyana kuşatması dediğimiz hadisedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hazretleri Muhaç Meydan Muharebesi'nden sonra bir müddet orada kalıp daha sonra Viyana önlerine kadar gidiyor. Bu çok önemlidir bu sefer çünkü Avrupalıların tabiri caizse ayaklarının titrediği seferlerden birisidir bu. Viyana önlerine kadar gidilmiş. Düşünün ki Ferdinand ve onun dışında Şerken sahaya davet edilmiştir. Aslında bir kare kuşatması gibi değildi bu neden Viyana alınamadı vesaire gibi çok ciddi bir takım kaynaklarda eleştiriler de getirilebiliyor ama Osmanlı'nın burada savaş hazırlığı içerisinde bulunduğu o sürede meydan muharebesine hazırlıklı bir şekilde gittiklerini görebilmek mümkün. Fakat kale muhasarası için sadece hafif toplar yeterli değil dediğimiz gibi bunun için ağır toplara da gerek var. E, Viyana kuşatması hakikaten önemli bir e, hususiyettir. Şöyle ki Viyana şehrinin eski gravürlerde görüldüğü üzere sur sistemi, ikili sur sistemidir. Ve zikzak çizmeye yönelik ciddi bir savunma kalkanı halindedir yani. Dolayısıyla hafif silahlarla beraber bu kuşatma zaten gerçekleştirilemeyecekti. Amaç e, Viyana önlerine kadar gidip, dilersek biz buradan sonrasına da ilerleyebiliriz. Siz dışarı çıkın, buyurun meydanda e, güçlerimizi. E, vuruşmuş olalım. Bakalım e, kim bu meydanda e, hüküm sürecek, hakim olacak? Bunun kararını vermekte aslında. Yani Ferdinand'ı ve Şarken'i veya herhangi birini e, piyasaya, meydana çekebilmenin gayesiydi. Bu yüzden kuşatma kaldırılmış oluyor. Zaten Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri daha sonra oradan tekrar Makarra Hilafet dediğimiz payitahta geldiğinde Edirne veya İstanbul tabii ikisi de aynı e, derecede tutulabilir bu noktada. E, oraya geldikten sonra bakıyoruz ki Ferdinand tekrar bu din üzerine bir takım vurkaç taktikleriyle beraber yıpratma politikasına, projesine doğru hareket ediyor. Bu noktada tabii Viyana kuşatması kaldırıldıktan sonra Şarken tarafından İstanbul'a gönderilmiş olan elçilerin bir takım anlaşma metinleri vardır. Yani Viyana önlerine gelmişsiniz. sanki kuşatma e, netice alamayacak. Siz buna mukavemet gösteremeyeceksiniz, başaramayacaksınız gibi. Halbuki Osmanlı hakikaten çok isteseydi öyle ya da böyle Viyana'yı düşürebilirdi. Ama hafif silahlı olması bu işi orduyu da yıpratma neticesiyle Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin hemen her zaman dediği benim her bir neferim krallardan daha el bana da daha layıktır yani. Dolayısıyla bu anlayışla bu zihniyetle beraber derhal kış şartları ağırlaşmaya başladığı andan itibaren kuşatma kaldırılmıştır. 17 gün kadar sürmüştür kuşatma yani. Dolayısıyla bu 17 günlük süreç içerisinde de şunu gözden kaçırmamak lazım. Korkudan ve endişeden Ferdinand'ın kaçıp yerine bırakmış olduğu komutan korku ve endişe vesilesiyle ölmüştür şehir içerisinde. Düşünün kuşatma neticesinde. Adam öylesine korkuyor. Öylesine tedirgin oluyor ki hayatiyetini yitiriyor. Ölüp gidiyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın bu noktada ki Kanuni Sultan Süleyman Han nasıl bir güçte olduğunu, nasıl bir korku saldığını düşman sadrına görebilmekte mümkün olmakta. Tabi Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri elçileri öncelikle karşılıyorlar. Fakat hatta ve hatta öncelikle Pargalı İbrahim Paşa karşılıyor elçileri. Osmanlı da bu nokta biraz daha şey işlerdi yani. Padişahla görüşebilmek için daha tabii. Liyakat sahibi olabilmek gerekiyor. Daha üstün meziyetlere sahip olabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla İbrahim Paşa karşıladı. Fakat şartnamelere baktığınızda sanki kuşatmayı beceremeyip kaldırmışçasına bir şartname geliyor. Ee, diyor ki işte biz şu kadar vergi verebiliriz size. Bizi de e, imparatorluğunuzda krallığınıza yani imparatorunuza yani Kanuni Sultan Süleyman'a denk bir makamda protokol açısından göreceksiniz. Yazışmalar buna göre olacak. Evet e, kardeşim Ferdinand'a da veraset meselesiyle e, bu dini kendisine terk edeceksiniz. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nde daha bu iş intikal etmeden İbrahim Paşa derhal kovuyor elçileri. Fakat tabi e, Avusturya, Macaristan e, meselesi sürekli gündemde kalmaya ve sıcak kalmaya devam ediyor. Bununla beraber Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri derhal divandan alınmış bir kararla beraber ki... Doğu'nun da taziki çok önemlidir burada. Çünkü dediğimiz gibi Safeviler sürekli bir vurkaç tekniğiyle bizim Doğu sınırlarımızı tahrip ediyorlar. Yani öyle bir zaman içerisinde kalmış ki Sultan Süleyman ama öylesi başarılı idare idareyle e, din-i mübin İslam coğrafyasını yani Osmanlı coğrafyasını yani ülkemizi öylesine muhafaza etmiş ki hayran kalmamak mümkün değil hakikaten. Diyor ki derhal Alman seferine çıkılsın. E, dolayısıyla Alman seferi sonrasında e, şartlar Avrupa aleyhinde düzenlendikten sonra tekrar yüzümüzü doğuya çevirmenin vakti gelmiştir. Bu vesileyle öncelikle Avrupa gailesini bir ortadan kaldırmaya daha sonra Safeviler üzerine yürülme kararı çıkıyor divandan derhal Alman seferine çıkılıyor. Tek tek bütün kaleleri fethede ede gidiyorlar. Düşünün ki Avusturya, Macaristan, Budin zaten bizim elimizdeydi. Yarısı Ferdinand'ın elindeydi. Ferdinand kaça kaça Viyana işlerine kadar giriyor. Daha Viyana'ya giremezler diye. Düşünün ki Münih'e kadar girildi. Yani Almanya'nın işlerine kadar hatta ve hatta İngiltere'ye sınır olacak noktalarına kadar, İngiltere Yarımadası görülene kadar ilerlendi ve Osmanlı askerleri sokaklarda tabiri caizse at izlerini, ayak izlerini bırakmış oldular. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri emir verdirip artık sokaklar ortasına entariler attırıyordu. Hanım, e, hanım kıyafetleri attırıyordu. E, şu manayı ifade ediyor. E, hanımlar gibi saklanmayın evlerinize, çıkın meydana bizimle beraber er gibi, erkek gibi göğüs göğüse vuruşun, kılıç kılışa, savaşın. Bunu anımsıyordu aslında bunlar. Fakat ne Ferdinand ne Şarken kati suretle burunlarını dışarı çıkartamıyorlar. Kaçabildiğince kaçıyorlardı. Bu rezillik onlara zaten yetiyordu hakikaten. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri girebildiği noktalara kadar Almanya içerisine girmiş ve cirit attırmıştır içerisine diyoruz ya Münih'e kadar ilerlediler yani. Dolayısıyla tekrar kuşatmayı kaldırma kararı alıyor. Tekrar seferden dönme kararı alıyor. Ama Avusturya Macaristan İmparatorluğu yalvar yakar artık elçi teatisinin son derecesini son haddini görebiliyoruz. Kaynaklarda resmen kapı eşiği aşındırıldı diyor yani o kadar. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri İstanbul'a görüşmek üzere heyetleri davet ediyor ve Şarke'nin yapmış olduğu anlaşma şartı Artık ne biliyor musunuz? Ne derseniz uçağa açık kabul ediyoruz. Yani bizi nasıl tahakküm ediyorsanız tamam yeter ki gidin lütfen yani. Bu kadar artık aciz hale gelmiştir. Koca Avrupa Germen İmparatorluğu düşünün ki Roma'nın artık varisi biziz diyen kendilerini o kadar üstün gören 23 yıl, 23 yılı evvel Endülüs Müslümanlarına Engizisyon zulmüyle zulmeden o insanlar şu an dini mübini İslam'ın kılıcının gölgesi altında Osmanlı İmparatorunun ayakkabısına yapışmış af diliyorlardı. Bu kadar açık ve net. Bunu bütün tarihi kaynaklarda görebilmek mümkün. Tabi bununla beraber İslam, İstanbul Anlaşması yapılmış oluyor. 1533 yılında yapılmış olan bu anlaşma şartları gereğince 30 bin dük altın yıllık vergi vermek zorunda Almanya. Onun dışında yani Alman Germen İmparatoru, Roma Germen İmparatoru şarken 30 bin dük altını vermek zorunda. Onun dışında imparator İmparator Sadrazamla denk tutulacak. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı'nın e, ile değil de bir başbakan seviyesinde karşılanacak. E, bu mertebeye indirilecek bütün yazışmalar bu muvaciye içerisinde gerçekleşecek. E, dolayısıyla koca Avrupa e, Roma Germen İmparatorluğu ve onun çatısı altında bütün Avrupa Hristiyanlığı bizim sadece sadrazamımıza denk düşmüş oluyorlar. Sadece o değil. E, Avusturya, e, Macaristan İmparatorluğu, bu din dahil olmak üzere... E, o sefer esnasında Osmanlı'nın almış olduğu bütün kaleler ki Kanice bununla beraber buna dahildir. Nemçe Gevru kaleleri bununla beraber dahildir. İsviçre işlerine kadar da yukarı kadar gitmişlerdir dediğimiz gibi. Dolayısıyla bütün bu kaleler yine Osmanlı'nın elinde kalacak. Bütün Avrupa'nın dediğimiz gibi artık tamamıyla şanı, şöhreti tabiri caizse onların ifadesiyle e, üstünlüğü ayaklar altına alınmış oluyor. Tabi bu hezimet sonrasında düşünün e, birkaç aya e, Alman İmparatoru Şalken e, kendi ülkesinin deniz sahillerine e, bir çadır kurduracak başındaki tacı, kral tacını çıkartıp bu Hammer'ın ifadesidir bu şekilde. Denize fırlattıktan sonra git tarihsiz oyuncak. Böyle bir devirde başıma geldin ki sadece kendimizi eğlendirmekten ve oyun oynamaktan başka hiçbir işe yaramazsın. Kanuni Sultan Süleyman Han gibi öylesi şöhretli, öylesi mükemmel bir kumandan karşısında biz burada sadece kendimizi avutuyoruz, oyun oynuyoruz demekten kendisini alıkoyamayacak ve sadece bir sene sonra bundan ölüp gidecektir. Kardeşi Ferdinand sonra yerine geçecek fakat aynı hükümler, aynı şartlar kendisi içerisinde de baki kalacak. Avrupa, Avrupa olalı e, dünya tarihinde bu kadar hiçbir zaman güçlenmemişti ve bu kadar hiçbir zaman zelil olmamıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın üstünlüğünü de burada görebilmek mümkün. Tabi Sultan Süleyman Han Hazretleri daha sonra e, tekrar yüzünü e, doğu, Cenahına çevirecek ve artık Safeviler'de olan bir takım mücadeleler ve artık e, o meşhur Irak seferleri, Irakeyn dediğimiz aslında savaşlar başlamış olacak. İnşallah bir sonraki programımızda kısaca bundan bahsedeceğiz. Fakat ona da değinmeden evvel e, Avrupa'da Kanuni'nin izlerini şöyle takip edebilirsiniz. Birçok farklı kentte e, bir takım katedraller, bir takım dini mabetler bulunmakta. Bunu da özellikle söylüyorum ki, ee, şuur noktasında dini mübini İslam'ı bir kefeye koyun. Kıyas e, kabul etmez aslında, mukayese götürmez yani aralarında ama e, bir tarafta medeniyetin zirvesini görebilmek mümkün, bir tarafta insanlar ne kadar e, alçaklaşıyor bunu da görebilmek mümkün olacak. E, o yüzden bunu hususen zikrediyorum. Bugün Viyana'ya gittiğiniz zaman, Santa Estefan Katedrali'ne gittiğinizde bütün duvarları, dış cephesi bir takım kabartma e, işlemelerle bezenmiş durumda. Bunlara baktığınızda, dikkatli baktığınızda büyük pala bıyıklı, sakallı bir takım adam motifleri, insan motifleri göreceksiniz. Ve bunlara kendi dillerinde sanat tarihi motifi olarak Türk kafası diyorlar. Yani düşünün ki onların kafalarını tabiri caizse kendi katedrallerine. Bu bir dini imabet değil midir yani? Hani burada hoşgörü, hani bu burada yani Bugün Afrika tarihine baktığınız zaman, Afrika'ya çalıştığınız zaman, o coğrafyaya gittiğiniz zaman öncelikle oralara, Afrika'ya bir takım e, misyonerlerin girdiğini göreceksiniz. İşte yok Hristiyanlık şöyle, işte barış dini şöyle bilmem ne dini vesaire diye veya her yıl Papa'nın bir Afrikalı zenci siyahi çocuğun ayağını öptüğünü göreceksiniz. Bir görüntü mahiyetinde sadece ama mimari olarak kendilerine baktığınızda işin iç yüzüne baktığınızda nasıl bir zavallı halde olduklarını dinlerinin ne kadar nefret kustuklarını da özellikle Türk ve Müslümanlara nasıl nefret dolu olduklarını görebilmek mümkün. Bunu tabi bir İspanya eğer ziyaretiniz olursa Endülüs çatısı altında da işleyebilirseniz düşün 500 tane cami vardı sadece Grınata'da bugün bir tane bile kalmamıştır. Böylesi bir hususiyeti gözler önüne serebilmek mümkündür hakikaten. Viyana'ya gittiğinizde duvarlarda bir şeyi görebiliyorsunuz kabartmalar ve burada hep Türklerin dediğimiz gibi kesik kafalarının duvarları onların tabiriyle süslediğini görebilmek mümkün. Onun dışında bir Latin papazı göreceksiniz orada ve bu Latin papaz tarihi boyunca Şerken döneminde Türklere karşı insanları kışkırtan, Türklere karşı insanların nefret duygularını kabartan, vaazlarıyla konuşmalarıyla meşhur olmuş bir papaz. Kendisi orada resmedilmiş ayağının altında bir Türk Yeniçeri askeri bulunmakta. Kafasına ayağıyla basmış ve o şekilde bir görüntü vermiş. Nerede müsamahakarlık, nerede bu dinin dediğimiz gibi hoşgörüsü, sevgisi? Dolayısıyla insanları kandırmak hakikaten bu kadar da e, basit olmasa gerektir diyoruz. O yüzden bu mukayese işte tarih ilminin önemi, ehemmiyeti bu noktada çok e, mühimdir. Gelelim Almanya'da e, Regensburg e, şehrinde İnebahtı Zaferini kazanan kimsenin orada bir e, kabri de vardır, mezarı da vardır. E, Don Juan ismindeki o zatın. bahtıyı bilirsiniz. Belki önümüzde eğer imkan olursa tekrar sizlerle beraber e, onu da hasbihal edebiliriz, konuşabiliriz. 2. Selim döneminde yapılmış bir e, savaştır. Ve Osmanlı'nın donanmasının %98'inin e, tamamen imha olması ile alakalı e, böylesi bir hezimete uğramış bir savaştır burası. E, dolayısıyla bu İnebahtı'yı kazanan e, Don Juan'ın bir heykeli bulunuyor burada. Ee, i̇lginçtir ki ayağının altında Osmanlı Sadrazamının sarıklı sakallı Sadrazamın başı vardır, kesilmiş başı vardır. Ee, bu da insanların hala ziyaretine sunulan heykellerden bir tanesi ki o dönem yapılmıştır. Dediğimiz gibi ne kadar nefret duyduklarını görebilmek mümkündür. Onun dışında yine Belçika'ya gittiğinizde genç şehrinde Şarken'in doğmuş olduğu ev, oradaki katedralde yine aynı şekilde Şarken'in ayağında bir Osmanlı askerinin başının bulunduğunu görüyorsunuz. Halbuki o kadar da ruhsal bir eziklik içerisindedir ki bu millet düşünün Şarken ömrü boyunca yani yaşadığı tarih boyunca kafasını çıkartamamıştır, burnunu gösterememiştir Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin korkusundan. Ona rağmen bir Türk askerinin kafası ayağında resmedilmiştir. Halbuki böylesi bir imkan tarih boyunca, ömrü boyunca söz konusu da olmamıştır ve değildir. Onun dışında çok üzücüdür ki bugün Fransa'ya gittiğinizde, Lyon kentine gittiğinizde Merkez Katedrali dediğimiz yani Lyon Katedrali'nde yine duvarında İnebahtı'na ait ee, büyük büyük gravürler, resimler söz konusudur. Yani burada da hakikaten caiz ederler ya e, köpek dahi e, kendisine yem uzatılan kaba pislik etmez. Burada Fransızların bu huyunu görebilmek mümkündür. Ee, bildiğiniz kendi yemek kaplarına pislik etmişlerdir. Ee, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri olmasaydı Fransa Kralı Fransuva eğer kurtulmasaydı e, tehakümü altından bugün Fransa diye bir devletten bahsedemeyecektik ama İnebahtı deniz zaferini boy boy e, kendi katedrallerine, kendi dini mabetlerine resmedecek kadar da aşağılanmış bir millet halinde karşımıza geliyor. İşte Avrupa'nın e, Müslümanlara karşı olan tutumunu bu sahnelerde görebilmek mümkün. Şimdi eee siz izleyen kıymetli kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. Bulabildiğiniz Osmanlı gravürlerine bakınız. Osmanlı'da bir çizim sanatı vardır. Buna minyatür derler. Minyatür sanatlarında Resmedilmiş olan o gravürlere, o resimlere bir bakınız. Bir tanesinde bir Hristiyan'a karşı yapılan bir zulüm görülebilecek mi? Bir tanesinde Osmanlı Sultanı'nın ayakları altında birinin kafası veya birinin bedeni böylesi bir resim söz konusu olabilecek mi? Veya bir Hristiyan mabedine yapılmış bir hakaret görebilecek misiniz? Halbuki resmetseydik o dönemde bize karşı çıkabilecek kimse yoktu. Yani düşünün ki bunları resmedebilseniz, bunu çizseniz, dağıtsanız, yaysanız, düşünün adamın memleketine kadar gidiyorsunuz. Avrupa'nın işlerine Münih'e kadar gidiyorsunuz. Burnunu çıkartamıyor, gösteremiyor korkusundan. istediğiniz resimleri resmedebilirsiniz, istediğiniz hakaret edebilirsiniz. Fakat ee, Osmanlı'nın ve İslam'ın buradaki müsamahasını ve önemini görebiliyorsunuz ki bir tane ne mabetlerine karşı ne halkına karşı ne onun dışında yönetimlerine karşı bir tane hakaret söz konusu değildir. Hakikaten bu da e, Osmanlı'nın ve İslam'ın ne kadar müsamahkar olduğunu ve dini ve bin İslam'ın ne kadar kıymete haiz olduğunu gözler önüne serebilmekte. Dediğim gibi kendi şahsi araştırmalarınızda veya yapabildiğiniz bütün kaynaklara inebildiğiniz kadar ininiz. Hangi hususta? Bir gravür, bir resim, bir dediğimiz gibi minyatür sanatı bulabilirseniz hakikaten dediğimiz gibi bu tezi de çürütmüş olabilme imkanına sahip olacaksınız. Fakat din-i mübin İslam'ın üstünlüğü yine ve her defasında gözler önüne serilecek. Rabbim inşallah konuştuklarımızla amel etmeye muvaffak eylesin. Din-i bini İslam hususunda kanuni kadar cehd ve gayreti olan zatlardan eylesin. Bugün şu sefer düzenlenen coğrafyaları bilhazda da konuşuyoruz sizlerle beraber. Yani Almanya seferine çıktı. Münih'e kadar gitti diyoruz. Bugün belki o yolculuğu yapan siz kıymetli izleyicilerimiz Almanya'ya gittiğinde bir uçak vesilesiyle gidiyor. İndiği yerde yine klimalı araçlar vesilesiyle gezilerini tamamlayabiliyorlar. Fakat Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri düşünün ki o coğrafyaya Sefer düzenlerken savaş için gidiyorsunuz ahır toplarla beraber yürüye yürüye at sırtında o kadar sıkıntılı gidiyorsunuz bilmiyorum ata binen var mıdır aranızda yani çok zordur hem e, muhafaza edebilmek at üstünde kendinizi hem de e, sadece binmek dahi bir spora vesile oluyor düşünün ki o kadar zor gelen bir spordur kendisi ata binme faaliyeti fakat e, yani günler aylar sürebilecek bir seferde hep at üstünde giden Kanuni Sultan Süleyman'dan bir lahsada bahsedebiliyoruz. Onun dışında şu bahsetmiş olduğumuz yerlerde Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri sarp kayalıkların aralarında çadırlarda yaşamışlardır. Düşünün yani bu zatlar oraya gidilip de saraylarda karşılanmıyordu. Çadırlar, otalar kuruluyor e, ve toprak üzerinde yattıkları muhaçta hatırlayın toprak kazıldı da içine gitti yattı Koca Sultan. Dolayısıyla bu şartlar altında sır dini mübini İslam uğruna seferler düzenlediğini hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla kabri başına gidildiği zaman mutlaka tavsiye ediyorum gitmenizi. Gidildiği zaman şu yapmış olduğu fedakarlıkları görerek böylesi e, teşekkür ve minnet duygularıyla kalpten fatihalarımızı kendilerine hediye etmenizi ben de sizden niyaz ediyorum. E, Rabbim inşallah bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. 呃。Uh